Ve konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Ticaret Odası ve Akdeniz Ticaret Odaları Birliği Başkanı Sayın Murat Yalçıntaş'ı sahneye davet ediyoruz. Sayın Başbakan Yardımcım, çok kıymetli İslami Kalkınma Bankası Başkanı Doktor Ahmet Muhammed Ali, çok kıymetli başkanlar, çok kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve bugün burada üçüncüsünü düzenlediğimiz İstanbul Finans Zirvesi'nde bulunmaktan ve sizlere hitap etmekten de çok büyük bir onur duyuyorum. İstanbul iş dünyasını temsil eden bir başkan olarak ben bu zirvenin, biraz evvel açılış konuşmasında Murat Hoca'nın da söylediği gibi, İstanbul'un finans dünyasında, küresel finans dünyasında hak ettiği yeri almasında son derece önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyorum. Bu yüzden hem organize edenleri, başka Murat Hoca olmak üzere, hem de siz sevgili katılımcıları katılarak buna destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Ve İstanbul Ticaret Odası olarak da bu konferansa destek vermekten, sizleri İstanbul'da ağırlamaktan çok büyük onur duyduğumuzu da bilmenizi istiyorum. Efendim, çok kıymetli konuklarımız var. Bir tanesi çok kıymetli dostum Sayın Başbakan Yardımcım Ali Beyefendi, ki kendisi senelerdir Türkiye ekonomisini çok büyük bir başarıyla yöneten ekibin başında. Diğeri de aynı şekilde senelerdir İslami finansın, İslami ekonominin başında olan Doktor Ahmet Muhammed Ali. Kendisi hem İslam Kalkınma Bankası'nın başkanı, hem de İslami finansa teorik açıdan destek veren İslam Bankacılığı Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün başında. Fakat Ahmet Bey'in benim için ayrı bir önemi var, onu da söylemek istiyorum. Kendisi benim ilk patronumdur. Ben master'ı bitirdiğim zaman ilk olarak İslami Kalkınma Bankası'nda işe başladım. 3 sene kendisinin yanında çalıştım ve ekonomi alanında aldığım ilk temeli onun yanında aldım. Dolayısıyla şimdi onun yanında ekonomiden bahsetmek bana biraz zor geliyor. Dilim sürçerse kusura bakmayın. Efendim, ben buraya gelmeden geçen seneki konuşmama baktım. Geçen sene gene krizden bahsetmişiz. Aradan 1 sene geçti. Hepimizin hayatında çok şey değişti. Dünyada da çok şey değişti. Ama ekonomik krize değişen çok fazla bir şey olmadı ne yazık ki. İşte Euro bölgesinin durumu ortada. Amerika Birleşik Devletleri hala yavaş büyüyor. Çin hala yavaş büyüyor. Dolayısıyla kriz tehlikesi hala devam ediyor. Ama ben dünyaya Türkiye'den baktığım zaman, İstanbul Ticaret Odası perspektifinden baktığım zaman şunu görüyorum. Biz Türkiye olarak artık fırtınalarla sürüklenen bir ülke olmaktan çıktık. Biz fırtınalara göğüs geren, hatta dünya ekonomisinde belirleyici role soyunan bir ülke haline geldik. Ve ben de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ki biraz evvelki konuşmalarda da zaten sizler bunun ipuçlarını gördünüz. Biraz evvel çok kıymetli dostum Mehmet Bey konuştu. Bizim ihracatımız çok çok iyi gidiyor. Kendisi ya daha da iyi gitsin dedi ki ben onu anlayışla karşılıyorum. Çünkü bakın 2001'de Türkiye 30 milyar dolar ihracat yapıyordu. Mehmet Bey'in takımı 2011'de bu işi 135 milyar dolara çıkarttı. Yani 10 yılda 4'e katladı Türkiye ihracatını. Geçen hafta veya 2 hafta evvel Dünya Rekabetçilik Endeksi açıklandı. Benim çok hoşuma gitti çünkü tam 16 sıra atladık. 16 sıra atlamakta kalmadık. BRİK ülkelerinde Çin hariç hepsinin önüne geçtik. Gene geçen hafta bu AT Kearney Doğu'dan Yabancı Yatırım Güven Endeksi açıklandı. Orada Türkiye 13. sırada. Ama tabii benim için çok daha önemli bir gösterge var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz bizler 2015 yılında G20'nin dönem başkanlığını alıyoruz. Ama daha da güzeli Sayın Başbakanımız IMF'ye, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nı, ki Merkez Bankası Başkanımız da burada. Ben kendisine nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. 5 milyar dolar katkıda bulunacağını söyledi. Şimdi belki yabancı dostlarımız anlamayacaktır ama ben bir Türk olarak şunu söyleyeyim. Ben yaklaşık 50 yaşındayım. 10 yaşında gazete okumaya başlasam demek ki 40 senedir gazete okuyorum ben. 40 senedir Türkiye gazetelerinde ne zaman IMF ile ilgili bir haber çıksa mutlaka konu Türkiye IMF'ye olan borcunu nasıl ödeyecekti. İlk defa 40 sene sonra ben gazeteyi açıyorum ve Türkiye IMF'ye borç para veriyor. Bunun bizler üstünde yarattığı psikolojik etkiyi hiçbir şeyle ölçemezsiniz. Efendim, ben bu duygu ve düşünceleri sizlerle paylaşmak istedim. Ben şuna inanıyorum.
daha evvelki iki sene olduğu gibi bu senede burada hakikaten çok güzel konular tartışılacak. Ben çok isterdim hepsine katılmayı ama ancak bir kısmına katılacağım. Ve ben yine inanıyorum ki dünyada önümüzdeki sene oluşturulacak finansal politikaların oluşumunda burada yapılacak olan fikir jimnastiğinde önemli ölçüde bir etkisi olacak. Bu yüzden ben çok teşekkür ediyorum bu konferansı burada düzenleyenlere, buraya getirenlere, destek veren sizlere ve arzum, temennim şu ki eğer Allah nasip ederse, Allah hepimize ömür verirse, önümüzdeki sene gene hiç eksilmeden, hep artarak, sağlık ve sıhhat içinde gene bu salonlarda buluşalım, İstanbul'da buluşalım. Ama bu sefer küresel finansı konuşmayalım. Kurtulduğumuz, geçmiş olan bir küresel finanstan dünyanın çok daha hızlı, nasıl ileriye gittiğini konuşalım. Bu duygu ve düşüncelerle finans zirvesinin hayırlı, uğurlu ve de en önemlisi bereketli olmasını temenni ediyorum. Sağ olun efendim. Sayın Yalçın Taş'a teşekkür ediyoruz.